Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü sohbetimiz hicret. Bir insan evvela tabiat aleminden nefis alemine, nefis aleminden ruh alemine hicret etmelidir. Biz insanlar bu aleme bunun için gönderildik. Nisa suresinin 100. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah diyor ki, Mekke'den Medine'ye hicret edenlere muhacir, Medine'deki olan o muhacirlere kucak açan, evlerine misafir kabul edenlere de ensar diyor. Şu halde bizler de hakikaten dünyada yaşadığımız müddetçe bu et ve kemikten meydana gelmiş olan cismanemizin hizmetindeyiz. Bütün çalışmalarımız, aklımız, fikrimiz, zikrimiz hep dünya ile ilgili. Bu ülkeden hicret etmemiz lazım. Bu ülkeden, Mekke şehrinden hicret etmezseniz, Medine olan gönül alemine geçmezseniz veyahut da madde aleminden mana alemine hicret etmezsek, huzur, mutluluk, refah ve saadeti bulmamız mümkün değildir. Onun için evvela Mekke şehrinde iken Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de oradaki müşriklerin zorluklarıyla karşı karşıya kaldığı zaman Resulullah Efendimiz diyor ki Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a, arkadaşı, en samimi arkadaşına, Cenab-ı Hak'tan ben emir aldım. Ben Mekke şehrini terk ediyorum. Çünkü bana çok büyük kötülükler yapıyor. Neden? Çünkü iki cihan serveri Allah'a yüzünü çevirmiş, hak ve hakikat yolunda ilerleme kaydedecek. Müşrikler ise buna hep kötülük yapma, ondan rahatsız olmalarından mütevellit ona kötü bir şey yapıyorlar. Onu öldürmeyi düşünüyorlar. Zahirde bu böyle olduğu gibi aynen batında da aynen olup durmaktadır. Her an, her zaman. Biz et ve kemikten meydana gelen bu cismanemizin bütün istek ve arzularını yerine getirdiğimiz müddetçe, nefsimizin arzu ve istekleri doğrultusuna gittiğimiz müddetçe gönül alemine inemeyiz. Yani Mekke şehrinden Medine şehrine intikal edemeyiz. Dolayısıyla da hicretimiz olmaz. Hicretim olmadığımız için de işte çocuk derdi, torun derdi, evlat derdi, ana derdi, baba derdi, mal derdi, mülk derdi diye bir sürü dünyamızdayken cehennemimizi yaşarız. Onun için kişi hakikaten Kur'an-ı Kerim'deki esveli safilinden yola çıkan bu insanlar, sümmeredet nesveli safilin, aşağıların aşağısından yola çıkmalı. Çünkü yola çıktığı zaman kişi kendisini de ne yapamaz? Bu kötülüklerin içerisinden sıyrılıp Medine şehrine doğru yol alamaz. Bir insanın kendi kendini kurtarması mümkün değildir. Çünkü aklı, henüz aklı maaşı çalışır. Aklı maaşı çalıştığı için de aklı miat ve aklı kül merhalelerine intikal edemediği için o yalnız dünyayı düşünmekten ahireti düşünecek bir özelliği de yoktur onun aklının. Onun için bu hicreti yapmak isteyenler
bir Müşti Kamil'e gelecekler. Müşti Kamil de bunun formüllerini öğrenecekler ve o formüller doğrultusunda Mekke şehrinden Medine şehrine hicret etmiş olsunlar. Çünkü Mekke şehrinde huzursuzluk var, mutsuzluk var, müşriklerle olan geçimsizlikler var. Aynı vücut ülkenize tabi olduğunuz müddetçe nefsi emmarenizin size kıskançlık, hasetlik, enilik, ben, kin, gadap gibi bütün hasletleriniz de sizi zaten esir almış durumdadır. Bunlarla sizin başınızı kaldırmanız mümkün değildir. Onun için Müşti Kamil'e geliyoruz. Müşti Kamil bize bu Mekke şehrinden, yani madde olan et ve kemikten meydana gelmiş olan bu fiziksel alemimizden kurtulup mana alemi olan vahdaniyet alemine, melekut alemine, siret alemine geçmemizi sağlıyor. İşte onun için de daimi zikirle beraber bizler nefsimizin terbiyesini yapıyoruz. Nefsin tezkiyesini yapıyoruz. Ondan sonra da bu yolculuk 3 günlüktür. Ayet-i Kerime'de diyor ki, siz hak ve hakikat yoluna bu kötü yüklerin içerisinden sıyrılıp çıkmak isterseniz, bu arada yolculuğunuz müddetince bazı ibadet ve taatlarınızı yapamıyorsanız, bunlar sizin için eksiklik değildir. Onun için sefer koyulmuş, dikkat ederseniz fıkıhta bile. 4 rekatlık farz namazlarını 2 rekatlık farz halinde uygularız. Çünkü bu yol 3 günlük yoldur. Gideceğiniz yer 3 günlük yolsa, fıkıh öyle diyor. 3 günlük yolsa evinizden çıkmanızdan itibaren namazlarınızı 4'er rekatlik namazları 2'şer rekata indirebilirsiniz. Çünkü Cenab-ı Allah'ın sizlere vermiş olduğu bir lütuftur, bir armağandır. O reddedilmez. Sabah namazı ve akşam namazı hariç, öğle namazı, ikindi namazı ve yatsı namazların 4'er rekatlik farzlarını 2'şer rekata indirmenize hiçbir mahsur yoktur. Siz de bu 3 günlük yolu bir günde alacaksanız gene aynı. Bir günde 3 günlük yolu bir günde alsanız da aynıdır. Ama bir günlük yolda 3 gün oraya 3 günde vasıl oluyorsanız seferde sayılmıyorsunuz. Çünkü gidilecek menzil bir günlük yoldur fakat 3 günde gidiyorsunuz. Bu sizin seferde olduğunuzu göstermiyor. İşte ehli tevhid de 3 günlük yol olan tevhid-i efal, tevhid-i sıfat ve tevhid-i zat günleriyle bu yolculuğu yapar. Fiil nispetini, sıfat nispetini ve vücut nispetlerinin tümününden kurtulduğu zaman o menzile varmıştır. Onun için muhacir durumda olan kişiler, yani Mekke şehrinden Medine'ye hicret edecek olan kişiler, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den nasıl ayrıldığının ve Medine'ye vasıl olduğu zaman o ensar tarafından nasıl karşılandığının idrakına vakıf olsunlar. Şöyle ki, Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvela Medine, Mekke şehrinden ne yapıyor? Yola çıkıyor. Ve beraberinde Ebu Bekir'le beraber, samimi arkadaşı olan Ebu Bekir'le beraber yola çıkıyor. Ey kardeşim, sen de Cenab-ı Allah'a gönül verdiysen, Cenab-ı Allah'a karşı ben de bu maddiyattan bıktım, benim dünyada yaşadığım müddet belirli bir zamandır, halbuki ben sonsuz olan bir zaman içerisinde Cenab-ı Hak'la beraber olmak istiyorum, huzur ve mutluluk bulmak istiyorum diyorsan, mutlaka madde aleminde huzursuzluk yoktur. Çünkü madde alemi ikilik alemidir.
İkilikteyken mutlu olmak mümkün değildir. Mana alemine intikal edeceksiniz. Günün alemine intikal edeceksiniz. Yani Medine şehrine intikal ettiğiniz zaman ancak orada huzur ve mutluluk bulacaksınız. Mekke'deki olan müşrikler nasıl Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hep kötülük yapmak için düşünüyorlar, onun çukurunu kazıyorlar, onunla mücadele ediyorlarsa, sizin imanınızla, sizin inancınızla da nefsi emmareniz, sizin bütün şubeleri sizinle mücadele edecektir. Bunu unutmayın. Onun için işte Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerine Hazreti Ali Kerimullah'ı veçi bırakarak Ebu Bekir Sıddık'la beraber Hıra Dağı'na kadar gelmişlerdir. Ve malumunuz Hıra Dağı'nda Ebu Bekir Sıddık demiştir ki ya Resulallah ben içeriye bir temizleyeyim ondan sonra beraber girelim. Şu halde Ebu Bekir Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en samimi arkadaşıdır. Sizin de arkadaşınız kimdir bilir misiniz? Ya afakınızda bu talimatları size veren, sizi her türlü kötülüklerden muhafaza edici olan mürşidinizdür. Veyahut da enfusunuzda ise aklınızdır. Akıl da terbiye edilmezse nefsin emrinde çalışabilir. Onun için akıl terbiye edildikten sonra akıl terbiye edilseye kadar da bir afaktaki müşti kamil mazarından mutlaka ve mutlaka yol gösterilmelidir. 8 tane delik vardı mağaranın içerisinde. 8 tane delik, 7 tanesi kapatıldı. Bir tanesi açık kaldı. Sonra Resul Efendimiz'i davet etti içeriye. İçeriye girdiler. İstirahata geçtiler. Çünkü müşriklerden kaçıyorlardı. Sizin de imanınız zayıfsa ki o demde zayıftır. Elbette müşriklerden kaçmalısınız. Kendinizi tenaya atarsınız. Daima zikire geçersiniz. Sizlerle başkalarının lak lak dövmesini istemezsiniz. Devamlı tefekkür etmek istersiniz. Zikir, fikir ve tefekkür. Şükür haliyle buna devam edersiniz. İşte bir salikin aslında durumunu anlatmaktadır bu vaka bize. Ve böylece içeriye girdikleri zaman Resul Efendimiz yorgun olduğu için Ebu Bekir'in dizinin üzerine yatmış. Uyumaya başladığında Ebu Bekir'in gözünden bir damla yaş akmış. Nedir o? Ne ağlıyorsun ya Ebu Bekir diye uyandığında o delikten bir delik açık kalmıştı ya Resulallah. O deliğe de ayağımı koymuştum. Yılan soktu. Ayağımı yılan soktuğu için zehirledi. Onun açısından gözümden yaş aktı demiştir. O da müsaade et. Delikten ayağını çek girsin demiş. Yılan içeri girdiği zaman La ilahe illallah Muhammeden Resulullah demek sureti ile ben ya Resulallah 300 yıldan beri seni burada bekliyordum. Arkadaşın engel olduğu için ayağını soktum demiştir. O da tükrüğüyle beraber Bismillahirrahmanirrahim demiş. Tükrüğüyle sokulan yeri mest etmiş ve zehir yok olmuştur. Şimdi dikkat ederseniz 7 tane sıfat-ı subudiyenizi kapatıyorsunuz. Bütün pencerelerinizi. İnsanoğlunda 7 tokmak, bunu bilmeyen ahmoğlu ahmak derler halk arasında. Sizin bu sıfatlarınızla kulağınız hakkı duymaya özen gösterirse, gözünüz hakkı görmeye özen gösterirse, diliniz hak ve hakikati konuşursa konuşur, konuşmazsa sukut ederse, bu 7 tane sıfatınızdan bu baş mağaranızda, vücut mağaranızda bu delikleri kapattığınız zaman buradan herhangi bir yabancı girebilir mi? Artık içeriye giremez. Çünkü ibretle bakıyorsunuz her şeye. İbrakla duyuyorsunuz her şeyi. Halkı değil hakkı duyuyorsunuz. Halkı değil hakkı görüyorsunuz.
halkı değil hakkı konuşuyorsunuz. Bu pencereler gayriyetlere kapandı. Yalnız bir tek pencere, yani bir delik kapanmadı. O da ayağını koydu. Yani onun aslında vücudu yok. Tekvin sıfatı. İnsanoğlunda 7 sıfattan sonra 8. tekvin sıfatıdır. O ise hak ediciliktir. Orayı kapatamaz zaten Ebu Bekir de. Ama ayağıyla kapattı. Ayağıyla kapatması ne demektir? Elle kapatma daliyle ne kapattı? Çünkü ayağa gittiği tevhid yolda onun için. Hazreti Muhammed'e tabi. Dolayısıyla orayı da kapattığı zaman yılan oradan haber verdi. Çünkü yılan artık senin dünyaya olan zevkin, dünyaya olan meyyallığın, senin işte nefsi emmaran idi. O emmara nefsindi. Nefis artık oraya girdiği andan itibaren dedi ki ben bu ana kadar idrak ettim, kabullendim, iman ettim. 300 yıldan beri ben burada bekliyorum. Kimi? Hazreti Muhammed'i. Muhammed'e mahsar olmak istiyor. Muhammed nedir? Muhammed Cenab-ı Allah'ın Rahman kemalat sıfatıdır. Yoksa 14 asır evvel geçici olan bir vücut sahibi olan Muhammed gelecek değildir. Bugün sende Muhammed mevcuttur. Bu Muhammed'in mevcudiyetinin idrakına vakıf olmak istiyorsan 7 tane sıfat-ı sübüdeyenden Cenab-ı Hakk'ın kemalatına açığa çıkarırsan işte Muhammed orada zuhur etmiştir. O zaman nefis de der ki La ilahe illallah. La yoktur. İlah yoktur. Hangi ilah yoktur? Zannınızdaki, hayalinizdeki, bilincinizdeki bir ilah yoktur. İlla Allah. Allah'tan başka. Muhammeder Resulullah. O Allah'ın güç ve kuvvetiyle, enerjisiyle sende ve kainatta tecelli eden ancaksın. O masarlara masar kemalat sıfatları Muhammed'dir. Muhammeder Resulullah. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taptaze Muhammedliğini de bizlere ifşa edip durmaktadır. Şimdi günümüzde kendi sıfatlarından kemalatıyla zuhur varsa, zuhurat varsa o Muhammed'dir işte. Ve sen de, senin nefsin de La ilahe illallah Muhammed Resulullah der. İşte Müşti Kamil'in vermiş olduğu zikir bize bunu terkin etti. Zikir bizde bu temizliği sağladı. Ondan sonra artık o yılanın imana geldiği gibi sendeki olan nefsin de imana gelmesi zuhur etti. Çünkü artık sıfatlarından, o deliklerden tecelli nefsin kötü istekleri, nefsi emmaranın istekleri değil, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin oradaki mevcudiyeti oldu.